Günaydın efendim. Bugün 22 Nisan 2018 Pazar ve hepimizden hepinize sevgiler, saygılar diyorum. Tüm ekip arkadaşlarım adına yönetmenimiz Tacim eşliğinde efendim ben Nilgün Bakkalıoğlu. Evet, yaşamın içinden başlıyor. Bugün sizlere aktaracağımız 3 çeşit haber var. Biri iyi haberler, az da olsa yüzümüzü güldürecek güzel haberler var. İkisi can sıkıcı haberler, umut verici haberler diyelim. Umutlanalım. Ama üçüncüsü öyle haberler var ki arada. Güleyim mi, ağlayayım mı, bu ne demektir, nasıl oluyor, bir insan nasıl böyle bir şey yapar gibi gibi binlerce soruyu, yüzlerce soruyu masaya yatırabileceğiniz haberler var. Yani ben sabahtan beri bir habere bakıyorum. Yani nasıl bir insan bunu yapar, nasıl bu insan bunu söyler bilemiyorum. Şimdi söyleyeceğim size o haberi de. Genel olarak bakacak olursak efendim Türkiye tabii ki baskın ya da erken seçimi konuşuyor. En çok tartışılan konu da İYİ Parti'nin seçime katılıp katılamayacağıydı. İYİ Parti seçime katılıyor efendim. Yargıtay'dan gelen bu tartışmaya cevap, tartışmalara son verdi. İYİ Parti seçime katılıyor. Büyük ihtimalle Meral Akşener de tabii ki efendim ne Cumhurbaşkanı adayı olarak katılacak. CHP, MHP, HDP, İYİ Parti ve AKP bu seçime katılacak. Hepimiz için, memleketimiz için hayırlı olsun diyelim. Bunun yanı sıra geçtiğimiz hafta yaşadığımız başka bir konu daha vardı. Bu kanlı derbi diyeceğim. Çünkü hakikaten ekranlarda görüyoruz Şenol Güneş'in kafası kan revan içindeki görüntüleri. Biz görüyoruz da efendim maçın hakemi görememiş. Bakın Hürriyet gazetesinde bir haber var ki yani ben ağlayayım mı, güleyim mi, ne yapayım şaşırdım. Aykut Kocaman derbideki olayı Hürriyet'e değerlendirdi diyor. Sahaya ya da birine bir şeye atılmasını kınıyorum. Ama o doktorun ya da Şenol Güneş'in açıklama yapması gerekiyor. Orada müdahale yapıldı ve ben Şenol Güneş'in kafasının kanadığını görmedim diyor. Ama biz ekranlarda görüyoruz. Ben o maçta değildim. Ben maça gitmemiştim. Ama ekranlarda görüyor muyuz kan revan içinde adamı? Görüyoruz. Hatta çakmak atıldı deniliyor ya. Çakmak nasıl bir çakmaksa şöyle bir çakmak demek ki beş dikişlik çakmakmış. Neyse ama yani bir büyük talihsizlik Aykut Kocaman için tabii. Görmedim demiş. Bence bir göz doktoruna gidecek. Efendim konuşacak çok şey var. Haberlerimiz enteresan. Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var. Cumhurbaşkanı İstanbul'daydı. Dış Ekonomik İlişkiler Genel Kurulu'nda konuştu. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da İstanbul'daydı. O da efendim Balkan Çalıştayı'nda konuştu. Karşılıklı konuşmalar vardı. Değişik konulara vurgu yaptılar. Bunların her birini konuşacağız ama her zaman olduğu gibi yaşamın içinden başlarken güzel bir müzik diyeceğiz. Ve bugün size seçtiğimiz müzikleri umarım beğeneceksiniz efendim. Bakın ilki geliyor. Thank you.
Felicita, mutluluk efendim. Mutluluk yanınızdan, ailenizden, yuvanızdan eksik olmasın. Mutluluğu siz yaratın. Hani demiş ya büyük şair, bana ya da bana mutluluğun resmini yapabilir misin diye. Her fotoğraf, anı bırakan her fotoğraf sizler için mutluluktur, bizler için mutluluktur. Bunu da unutmamak lazım. Efendim geçiyoruz şimdi haberlerimize, hiç vakit kaybetmiyoruz. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daydı. Dış Ekonomik İlişkiler Genel Kurulu'nda konuştu ve iş adamlarına yüklendi. Buyurun. Son günlerde birileri ısrarla Türkiye'deki kimi firmaların ve iş adamlarının varlıklarını yurt dışına çıkardığı yönünde tezviratlar üretiyor. Her kim işini, ticaretini, yatırımlarını büyütmek, geliştirmek, yaygınlaştırmak için değil de para kaçırmak için böyle bir yola tevessül ediyorsa kimse kusura bakmasın, onu da affetmeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Dış Ekonomik İlişkiler Genel Kurulu'nda konuştu. Sözlerinin hedefinde iş insanları vardı. Yurt dışına para kaçırmaya çalışanları affetmeyiz dedi. Ardından devam etti. Sadece bizim değil, 81 milyon vatandaşımızın eli böyle bir yola tevessül edenlerin hem bu dünyada hem de öteki dünyada yakasında olacaktır. Bu ülkenin ve bu milletin imkanlarıyla büyüyüp gelişen herkese yakışan kazancını da aynı yolda kullanmaktır. Bir kez daha söylüyorum. Bu sözlerim yurt dışında yatırım yapanlara değil, yurt dışına varlık kaçıranlar varsa onlaradır. Yanlış anlaşılmasın ama burada mesele kazanmak değil, kazanılan parayla ne yapıldığıdır. Bunun üzerinde durmamız lazım. Ülkenin yatırıma ihtiyacı olduğu bir dönemde iş adamı parasını yastık edip üstünde uyumayı veya bu anlama gelecek alanlara yönelmeyi tercih ediyorsa sorumluluklarının farkında olup olmadığını öncelikle bir düşünmesi lazım. Hele hele parasını alıp yurt dışına gidene zaten diyecek bir sözümüz kaldı. Cumhurbaşkanı 7. kez uzatılan OHAL'e de değindi. Birilerinin olağanüstü hal uygulamasını bahane ederek iş dünyasının yatırım şevkini kırmaya çalıştığı yönünde şikayetler geliyor. Buradaki arkadaşlarımız başta olmak üzere tüm iş dünyamıza sesleniyorum. Allah aşkına olağanüstü halin terörle mücadele dışında kullanılması bugüne kadar kesinlikle olmuş mudur? İş adamlarımız çıkıp da dernekleriyle vesaire olağanüstü hal kalkması gerekir diyorsa bu bizi üzer. Evet, Cumhurbaşkanı İstanbul'da iş adamlarına bu şekilde yüklendi ve son derecede haklıydı Sayın Cumhurbaşkanı. Yurt dışına para götürmek affedilmez bir durum dedi. Hatta ve hatta buradan vatan hainliğidir denilebilir yurt dışına para kaçırmanın. Cumhurbaşkanına burada sonsuz bir şekilde teşekkür ediyoruz. Bunu daha sert bile söyleyebilirdi. Efendim sadece Cumhurbaşkanı değil, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da İstanbul'daydı. O da Balkan Çalıştayı'nda konuştu. Ne dedi Kılıçdaroğlu? Meclisin kanadı kırık dedi ve adaleti siyasallaştırmayın diye de haykırdı. Haziran ayında, 24 Haziran'da hepimiz daha güzel bir Türkiye'ye uyanacağız. Daha güzel bir Türkiye'ye. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da düzenlenen Türkiye, Rumeli ve Balkan Çalıştayı'ndan seslendi. Adaletin siyasallaştırılmaması lazım dedi. Adaletin siyasallaştırılmaması lazım. O nedenle biz ısrarla diyoruz ki bir siyasi partinin genel başkanı mahkemelere hakim tayin etmemeli. Adalet farklı bir şeydir, siyaset farklı bir şeydir. Adaleti siyasallaştırdığınız andan itibaren o ülkede devleti yok edersiniz, acının, kanın ve gözyaşının yolunu açmış olursunuz. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde erken seçim de vardı. Başkanlık sistemini eleştirdi. Milli Kurtuluş Savaşı sırasında bile Türkiye Büyük Millet Meclisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sürekli başkomutanlık yetkisi vermemiştir. Belli sürelerle vermiştir. Neden?
Çünkü Kurtuluş Savaşı'nı yöneten bizatihi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Ama bugün geldiğimiz noktada meclisin kolu kanadı kırık. Bağımsız irade oluşamıyor orada. Bir kişinin iradesi parlamentoya bir gölge olarak düşüyor. Bir kişinin iradesi yargının üzerine bir gölge olarak düşüyor. Bir kişinin iradesi inançları ayırmak için toplumun üzerine bir gölge olarak düşüyor. Kılıçdaroğlu seçim sürecinde herkese görev düştüğünü de söyledi. Birlikte yaşamanın ne kadar değerli olduğunu öğreneceğiz. Birlikte yaşamanın. Farklı düşüncedeki insanların yan yana nasıl gelip de Türkiye'yi birleştirmek için herkesi nasıl kucaklayacağımızı 24 Haziran'da öğreneceğiz ve bunu yapacağız. O nedenle benim görevim var, daha ağır size göre, ama bu ülkede yaşayan herkesin, her vatandaşın cumhuriyete borcu var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarına borcu var. O borcumuz cumhuriyeti demokrasiyle inşa etme borcudur. Bu borcu yerine getirmek bu ülkenin namus borcudur. Bu ülkenin insanların namus borcudur. Evet, bu ülke insanların namus borcudur dedi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu efendim. Şimdi seçime gidiyoruz. Seçimle ilgili tabii ki her zaman bildiğimiz gibi artık Türkiye bu konulara, bu olaylara çok sık yaşadığı için iyice alıştı. Mitingler, gösteriler, seçim çalışmaları, bayraklar, işte şunlar bunlar Türkiye'nin her tarafa dolanacak. Ama Avrupa'da da Türkiye böyle bir şey yapıyor. Aslında ben onu da pek anlamış değilim. Mesela Avusturya ve Hollanda Türkiye'de seçim lafını duyduğu anda döndü, dedi ki sakın ha buraya gelip de bizde miting yapmayı talep etmeyi müsaade etmeyeceğiz dedi. Ya ben ilk duyduğumda olabilir, normal dedim. Çok da haklı. Çünkü ben hiç görmedim ki gelsinler İstanbul'da Hollanda yaptığı bir seçimle ilgili Hollanda'nın bir miting yapılsın, bir gösteri yapılsın ya da Avusturya'nın bir gösteri yapılsın. Ama bizimkiler buna karşı çıktı ve kızdılar. Bakın haberin detaylarında gelen. Önce Avusturya, şimdi de Hollanda erken seçim için ülkemize gelmeyin dedi. Açıklamalar iki ülkeyle yeni bir kriz kapıda mı sorusunu akıllara getirdi. Hollanda geçen yıl anayasa değişikliği referandumu için propaganda çalışması yapmak isteyen Türk hükümeti üyelerine izin vermemişti. 11 Mart 2017 tarihinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağına iniş izni verilmedi. Almanya'dan karayoluyla Rotterdam'a geçen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayankaya da polis eşliğinde sınır dışına çıkarılmıştı. Bu gelişme Türkiye-Hollanda ilişkilerinde diplomatik krize yol açmıştı. Erken seçim tarihinin açıklanmasının ardından Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Türkiye'de gerçekleşecek erken seçimle ilgili açıklamalarda bulundu. Kurz, ülkesinde gerçekleşecek erken seçim kampanyalarına engel olacağını söyledi. Hollanda'da geçtiğimiz yıl yaşanan diplomatik krizin ardından erken seçimle ilgili kritik bir açıklama geldi. Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partili bakanların 24 Haziran'daki erken genel seçim öncesi ülkesinde propaganda yapmasının kamu düzeni için tehdit oluşturacağını söyledi. Rutte, Hollanda'daki Türkiye kökenli seçmenlere baskı uygulamasını da önlemek istediklerini dile getirdi. Adamlar bıkmıştır. Bizde her sene seçim olduğu için, yani her sene orada mitingler, bilmem neler, kıyametler, şaşırmışlardır adamlar. Onlar gibi biz öyle belli senelerde seçim yapmıyoruz. Her halükarda seçim yapmak için bir bahanemiz oluyor. Allah'a şükür. Evet efendim, şimdi gene dönelim Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Biliyorsunuz AKP ve MHP'nin adayı belli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yine Cumhurbaşkanı adayı olarak, bu iki partinin adayı olarak ortada. İyi Parti'nin genel başkanı Meral Akşener ben de adayım diyor. Fakat Saadet Partisi var, HDP var, CHP var. CHP'den bir açıklama geldi. Kemal Kılıçdaroğlu yine bu açıklamayı yaptı. Dedi ki biz adayımızı pazar günü İyi Parti ile, pazartesi günü Saadet Partisi ile görüşeceğiz. Sonra parti kurullarımızla da konuşacağız, görüşeceğiz, anlaşacağız ve adayımızı salı günü açıklayacağız. Salıyı bekleyelim. Teşekkür arkadaşlar. Salıyı. Teşekkür ederim. Salıyı bekleyelim. Tabii Temel Bey'le görüşeceğim. Pazartesi takvim belli oldu mu? Görüşeceğiz. Pazar günü Sayın Akşener'le de görüşmeler yapacağız.
CHP lideri pazartesi günü Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşecek. Partiden bir heyette yarın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüşme yapacak. Parti meclisi salı günü toplanacak, öğleden sonra oturup konuşacağız. Yani makul insanlarız biz. Oturacağız, konuşacağız. Cumhurbaşkanı adayının nitelikleri ne olmalı, nasıl olmalı, kim olmalı, bunlar üzerinde arkadaşlarımızın düşüncelerini alacağız. Biz tek adam rejimine karşı çıkan bir partiyiz. Her şey bir kişi belirlesin, buna karşı çıkan bir partiyiz. Bizim bir parti meclisimiz var. Parti meclisinde milletvekili olan da olmayan da arkadaşlarımız var. Parti meclisi bizim karar organımızdır. Dolayısıyla istişare yapmadan, yani karar organıyla konuşmadan birisinin çıkıp da ben olacağım, öbürü çıkacak ben olacağım, böyle bir anlayışta olan bir parti değiliz. Partisinin tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu'nu ziyaret eden Kılıçdaroğlu, yaklaşık bir saat kaldığı cezaevinin çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Berberoğlu'nun moralinin iyi olduğunu da aktardı. İnşallah tekrar parlamentoya milletvekili olarak seçilecek. Zaten uzun süredir haksız yere hapiste yattığını bütün dünya biliyor. Bir adaletsizliğin sona ermesi lazım. Ama bunun seçim sürecinden bağımsız olarak Anayasa Mahkemesi'nin bir an önce karar verir. Bu olumsuzluğu, adaletsizliği gidermesi lazım. En büyük arzumuz bu. Enis Bey'in de en büyük arzusu bu. Yani adaletin bir şekliyle gerçekleşmesi lazım. Bakın şimdi Enis Berberoğlu konusu tabii ki yine Kılıçdaroğlu'nun gündeminde. Ama adayını, Cumhurbaşkanı adayını açıklamak için salı gününü işaret ediyor ve Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan'ın köşesinde ne var? CHP'nin masasında şu 3 formül var diyor Ahmet Hakan. Bakalım hemen. 1. İlhan kesici formülü. Bu formülü masaya getirenlerin argümanları şunlar. Kimse CHP'li değil diyemez. Adam CHP'nin milletvekili. Ekonomiden anlıyor. Sağ kesimle bağ var. Sivas ellerinde sazı çalınıyor. Halk dilini iyi bilir. Belirli bir sempati uyandırabilir diye artılarını yazmışlar İlhan Kesici ismiyle ilgili. 2. Meral Akşener formülü. Bu formülü masaya getirenlerin argümanları şöyle. İkinci turda Erdoğan'ın karşısında varlık gösterebilir. Ülkücü bir geçmişi var. Atatürkçülüğü tartışılamaz. CHP tabanından rahatlıkla oy alabilir. AKP tabanına itici gelmez. İddialı ve iddiacı deniliyor. Ve üçüncü formül efendim, Muharrem İnce formülü denmiş yine Ahmet Hakan'ın köşesinden. Bu formülü masaya getirenlerin argümanları ise meydanları coşturabilir, popülizm yapma kapasitesi fevkalade, polemik yapma kapasitesi fazla, dokunulmazlıkların kaldırılmasına karşı çıkmış olması Kürt seçmen açısından avantaj olabilir. Bir tarafı Karadeniz'e dayanıyor, Erdoğan'a karşı İyi mücadele eder argümanları varmış. Bu üç isim üzerinde durulduğunu iddia ediyor Ahmet Hakan kendisine ayrılan köşeden. Ama yine aynı köşede Ahmet Hakan diyor ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin karşılarında aday olarak görmek istedikleri, CHP'nin çıkaracağı aday olarak istedikleri isim Kemal Kılıçdaroğlu diyorlar. O olursa mutlu olacak Adalet ve Kalkınma Partisi diyor Hürriyet gazetesinin 4. sayfasından kendine ayrılan köşeden Ahmet Hakan efendim. Yaşayacağız, göreceğiz, bakacağız. Şimdi efendim size bir haber getireceğim ekranlarınıza. Hepimizin tüylerini diken diken edecek bir haber. Hepimize aynaya bir kere daha bak diyecek bir haber. Hani konuşmayın bunları artık canım, ne gerek var deniyor ya, hani bu ülkede bir aile ve sosyal işlemler bakanlığı var deniliyor ya, nerede onlar, nerede? Bakın, yer Şanlıurfa'nın bir kazası. 15 yaşında bir çocuk, kız çocuğu. Bu çocuk yaşadıklarından o kadar rahatsız oldu, o kadar dünyaya geldiğine pişman oldu ki oturdu jandarmaya mektup yazdı. Ve yazdığı mektupta ne dedi biliyor musunuz? Babası 3 çocukla birlikte kendisini hem cinsel olarak taciz ediyor hem de satıyormuş. Buyurun, haber burada. Cinsel istismarı 15 yaşındaki çocuğun jandarmaya yazdığı mektup ortaya çıkardı. Kızına istismarda bulunan babayla 3 kişi tutuklandı.
İğrenç olayın adresi Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi. 15 yaşındaki L'ye jandarmaya mektup yazıp öz babasının kendisiyle birlikte yaşları 13 ila 17 arasında değişen 3 kızı para karşılığında başkalarına pazarladığını anlattı. Mektup üzerine harekete geçen jandarma 3 çocuğu çocuk izleme merkezine sevk etti. Burada ifadeleri alınan çocuklardan L'ye babası M'ye tarafından tacize uğradığını anlattı. Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 3 çocuk da devlet korumasına alındı. Hani geçtiğimiz haftalarda gazetelerde okuyorduk ya bu cinsel istismara ve tecavüze, çocuk tecavüzlerine ne cezalar verilecek diye konuşuluyordu ya, bakanlar da söylüyordu. Bakalım ne ceza verecekler bu insanaltı yaratıklara, bu rezillere, bu ahlaksızlara. Söyleyecek söz bulamıyorum. Hani ekranda olmasam neler daha söyleyeceğim de söyleyecek söz bulamıyorum. Midem bulanıyor bunları duydukça, inanın. Efendim şimdi İstanbul'a dönelim. Esenler Belediyesi güzel bir çalışma yaptı. Bir yıl önce vatan toprağı için, bizlerin huzurlu yaşaması için, hayatın canını veren şehidi için. Bakın neler yaptı. Şehit jandarma onbaşı Volkan Karatepe 22 Nisan 2016'da Tunceli'de şehit düşmüştü. Adı Esenler'de yaşatılacak. 2 yıl önce şehit olan jandarma onbaşı Volkan Karatepe İstanbul Esenler'de oturuyordu. Esenler Belediyesi Tepe Meydanı olarak bilinen meydanın adının Şehit Volkan Karatepe Meydanı olarak değiştirilmesi kararını aldı. Millet adına, toprağı adına, vatanı adına canını ve kanını toprağa veren her bir vefat eden bizim için şehittir ve üzerinde vefa gösterilmesi gereken, saygı duyulması gereken en önemli değerimizdir. Bugün tören düzenlendi. CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, Esenler Kaymakamı Hulusi Şahin, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, şehidin babası, annesi, kardeşi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şunu belirtmek isterim. Bizler kamu görevlileri, şehit ailelerinin birer evladı olarak kendimizi sayarız. Ailenin bir ferdi olarak kendimizi sayarız. Çünkü şehitlerimiz, şehitlerimizin aileleri bizlere birer emanettir. Volkan kardeşim burada çocukluğu, gençliği geçti. Bu sokaklarda dolaştı. Buralarda gezdi. Ve Tunceli Dağları'nda bölücü terör örgütü mensuplarına karşı buralarda yine bu memleketin evlatları güven içinde, huzur içerisinde dolaşsınlar, hür ve müstakil olarak hayatlarını devam etsinler diye yaşamını feda etti. Törende şehitler için dua edildi. Ardından adı değiştirilen meydanın ve anıtın açılış kurdelesi kesildi. Şehidin ailesi gözyaşlarına hakim olamadı. Törenin ardından şehidin acılı babası İsmail Karatepe, Cem TV'ye duygularını anlattı. Bize ne yapılsa üzerimizdeki taşın kaldırılması mümkün değil. Ama şu var, doğruya doğru. Bu yapılan şeyler, özellikle bu, hiç kelimelerle anlatılamayacak bir şey. Ebediyen buradan isminin kalması oğlumun, yani ne parayla pulla ne de başka bir şeyle anlatılacak bir şey değil. Yarın bir gün hepimiz dünyada ebedi demeyeceğiz, fakat oğlumun buradan isminin kalması bana ayrı bir gurur veriyor diyorum. Başka bir şey yok, izahatı yok. Evet efendim, İstanbul'a dönüyoruz. Tekrar, zaten İstanbul'daydık ama tekrar dönelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT bir araç getirdi. Bu araç 45 kilometre hıza ulaşabiliyor ama bu aracın özelliği sürücüsüz olması. Gelin bakalım nasıl bir şeymiş. Türkiye'mize ve dünyaya tanıtan örtüyü kaldırıyorlar. 14 kişi taşıyacak, belirlenen rotada yol alacak İETT'nin sürücüsüz aracının detayları belli oldu. Dünya Akıllı Şehirler Kongresi 18'in açılış töreninde İETT'nin tanıttığı sürücüsüz aracın pek çok ayrıntısı ortaya çıktı. Görünümü nostaljik tramvayı andırıyor. Şarj süresi 4,5 ila 9 saat arasında değişiyor. Saatte 45 kilometre hıza ulaşıyor ve 75 kilometre yol gidebiliyor. Araç trafiğe kapalı alanlarda ve belirlenen güzergahlarda çalışmak üzere tasarlandı.
Taşıma kapasitesi 14 kişi. Genişliği yaklaşık 2, uzunluğu 5,5 metre olarak belirlendi. Sürücüsüz araç önceden belirlenen ve hafızasına yüklenen rotada gidiyor. Konumunu ve çevresini GPS, kamera ve sensörler sayesinde algılıyor. İETT'nin sürücüsüz aracının imalat çalışmaları Bursa'da otomotiv alanında faaliyet gösteren Karoser Fabrikası'nda, Kocaeli Teknopark bölgesinde ve İkiterli'de bulunan İETT garajında gerçekleştirildi. Ben şundan eminim ki o sürücüsüz araç trafikte inanın sürücülü araçlardan çok daha güzel hareket edecektir. Çok daha iyi bir şekilde, çok daha trafiği bozmayacak, düzgün bir şekilde yol alacaktır. Hayırlı olsun diyelim ve isterseniz Kars'a gidelim. Gidelim mi? Bilmiyorum niyetiniz var mı? Çünkü dün değil, evvelsi gün 20 Nisan 2018 günü Kars'a lapa lapa kar yağdı. İşte görüyorsunuz, işte 20 Nisan, anlatmaya gerek yok. Kar, Digor yolu kapandı, araçlar kaydı. Kars'a lapa lapa kar yağdı, araçlar yolda kaldı, vatandaş şaştı kaldı. Nisan ayında kar yağışını bekliyor muydunuz? Derke konuş, her abi zaman ya, yaz geldi, yaz, kuş geldi, kış. Yazı görmeden kışı gördü işte. Gün boyu etkili olan sağanak yağış gece saatlerinde yerini kara bıraktı. Kars, Digor, Iğdır Karayolu, Harlar mevkiinde sürücüler hazırlıksız yakalandı. Yola çıktınız, kar yağışını bekliyor muydunuz? Yok valla size geri dönüyoruz. Dediler şehir dışında kar yağıyor, dedik yalan konuşur bir millet. Geldik baktık yok ki senden kar yağıyor. İnanmadınız. Biz geri döneceğiz. İnanmadınız yani. İnanmadık abi, dedik galiba Nisan şakası. Geri döneceğiz. Ulaşımın güçlükle sağlandığı yolda karayolları ekipleri kar temizleme çalışması yaptı. Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Birçok araç karda kayarak yoldan çıktı. Kayan bazı tırları gören sürücüler yoldan geri dönmek zorunda kaldı. Hiç beklemiyorduk, arkadaşımızın gözüne kaynak çapa uçtu. Hastaneye gittik ve gelirken de bayağı bir sıkıntı yaşadık. Şu anda da bayağı bir sıkıntımız var. Nisan'da bu havalarda gördük, şaşırdık. Çorum'da böyle havayı görmüyoruz. Bazı sürücüler de vatandaşların yardımıyla yolda kalan araçları iterek yoluna devam etti. Kara yakalandınız. Kara yakalandık, hazırlıksız. Manzara Erzurum'da da aynı. Kentte hava bir anda soğudu. Gece yarısından sonra kar yağışı başladı. Nisan ayını uğurlamaya hazırlanan Erzurumlular kar yağışıyla sürprizi yaşadı. Bitlis'te de gece saatlerinde başlayan sağanak sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kış aylarını yağışsız ve kurak geçiren Bitlis'te Nisan ayında yağan kar vatandaşları da şaşırttı. Kalınlığı yaklaşık 3 santimetreyi bulan beyaz kar örtüsü henüz yeni çiçek açmış meyve ağaçlarını ve yeşil bitki örtüsünü de beyaza bürüdü. Evet, böyle bir ülke nerede var? Bir tarafı bahar, bir tarafı yaz, bir tarafı kış. Demek ki değerli bir ülke üzerindeyiz ve kıymetini bileceğiz. Efendim biraz önce dedik ya, hani sürücüsüz araç daha iyi gider sürücülü araçlardan karayolunda, özellikle İstanbul trafiğinde. İşte İstanbul trafiğinde yine kaza meydana geldi. Yer Başakşehir. Virajı alamadı, bariyeri aşarak şarampole yuvarlandı. Kaza öğle saatlerinde Esenyurt-Bahçeşehir yolunda meydana geldi. Virajı alamayan sürücü önce bariyerlere çarptı, ardından yol kenarına yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İkisi ağır, 3 kişi yaralandı. Araç içinde sıkışan yolcu ve sürücüleri olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Evet, bu kaza haberleri biz aklımızı başımıza toplamayı bilmediğimiz sürece, biz trafik canavarı olmayı bırakmayı bilmediğimiz sürece, bana dokunmasında ne olursa olsun dediğimiz sürece bitmeyecek efendim. Şimdi enteresan bir haber var, son haberimiz bu da. Rusya'dan turist olarak geldi Türkiye'ye ama Türkiye'ye hayran kaldı, bayıldı. Moskova'da çalışıyordu, müzisyen de, müzikçi de, müziği çok seviyordu. Ve Türkiye'ye hayran kaldı derken Türkiye ile birlikte bağlamaya hayran kaldı ve sonrası haberde. Demiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz gece.
turist olarak geldiği Türkiye'ye hayran kaldı. En çok da bağlamayı sevdi. Şimdi hem çalıyor hem söylüyor. Daria Teplova, Moskova Devlet ve Kültür Sanat Üniversitesi'nden mezun. Ailesiyle küçük yaşlarda geldiği Türkiye'ye hayran kaldı. 2010 yılında Fatih Kısaparmak'ın konserinde ilk kez dinlediği bağlamayı öğrenmeye karar verdi. Bartınlı müzisyen İlhan Ergül'den bağlama kursu aldı. Biz sosyal medyadan tanıştık. Kendisi saz öğrenmek istedi. Kısa süreliğine ilçemiz, işte Bartın ve Kurcaşehir ilçemize geldi. Orada bizden 20 gün, 1 ay kadar ders aldı. İşte sonra Moskova'da bu iş büyüdü. Orada kurslar açtı. Daria Teplova daha sonra Türkçeyi de öğrendi. Şimdi Moskova'da çeşitli konserlerde bağlama çalarak Türk kültürünü tanıtıyor. Her zorun çarşı pazar, Leyli mavalavan, Leyli mavalavan sargı. Bağlamaya aşık olduğunu söyleyen Teplova'nın repertuarında birçok türkü var. Sarı Gelin, Sevdan Olmasa ve Uzun İnce Bir Yoldayım gibi eserleri çalıyor. İçinde bir kız güzel, sarı gelin. Evet, bağlamaya aşık dediler. Bağlama ve bu güzel türkülerimiz başka bir aşk. Bunu da buradan söylemeden geçemeyeceğiz. Efendim, şimdi haberlerimizi bitirdik. Gazete manşetlerimize döneceğiz. Onlarla sizlerden gelen mesajlara da bakacağız. Enteresan haberler var. Ama önce küçük bir ara, güzel bir müzik. Dragos.
Ege ve Akdeniz'in birleştiği noktada yenilikçi ve konforlu tasarımıyla Green Nature Diamond Otelleri ziyaretçilerini bekliyor. Şehir merkezine yürüme mesafesinde olan Green Nature Diamond Otelleri sizi eğlence, aktivite ve buluşma alanlarıyla büyüsü altına alacak. Toplantı salonları, pastaneleri, barları, kafeleri, zengin ana restoranı, özenle tasarlanan büfeleri, animasyon aktiviteleri, alışveriş merkezi, çocuk kulübü, su sporları ve daha pek çok etkinlikle Green Nature Diamond Otelleri bir otelden daha fazlası. Her bütçeye uygun tatil imkanı. Eğer siz de Green Nature Diamond Otellerinde bu güzelliklerden yararlanmak istiyorsanız elinizi çabuk tutun. Bu kadar hazırlık boşuna yapılmadı. Ayaklarınızı yerden kesmeye hazırız. Siz de hazırsanız en iyi film ve en iyi yönetmen dahil toplam 4 heykelciyi havaya kaldıran yılın filmi The Shape of Water, bol ödüllü Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ve Blade Runner 2049 televizyonda ilk kez ve sadece D-Smart'ta. D-Smart her televizyona şart. Salınsın türküler bir uçtan bir uca, evelallah hepsinde varım. Onlar kadar sahici, onlar kadar gerçek, insancasına, erkekçesine, bana bir bardak su dercesine, bir türkü söylemeden gidersem eğer, yanarım. Saraylar yıkılıp hey dost, bir an o. Fatih Mehmet Köroğlu ve Binay Koçak'ın hazırlayıp sunduğu Kuzey'den programına bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanı Hüsamettin Cindoruk konuk oluyor. Kuzey'den yarın 22'de Cem TV'de. Alıcınızın ayarlarıyla oynamayın. Bu program yüksek oranda gerçeklik içerir. Şaşırmayın. Size doğruları söylemeyenlere kanmayın. Gerçekleri duymaya cesaretiniz varsa bir yere ayrılmayın. İşte gerçekler. Serdar Akinan ve Adnan Bulut'la Şimdi Gerçekler her pazartesi 19.30'da Cem TV'de. Evet sevgili izleyiciler, yaşamın içinden devam ediyor. Bizim de sizlerle beraberliğimiz devam ediyor. İkinci bölümdeyiz yaşamın içinden de ve gazetelere geçeceğiz. Ama önce sizden gelen mesajlara şöyle bir bakmak istiyorum. Çünkü akşamdan beri gerçekten, daha doğrusu evvelsi akşamdan beri durmadan sürekli mesaj geliyor sizlerden. Teşekkür ediyorum her şeyden önce ilginize. Sonuna kadar programı takip edişinize, programa verdiğiniz katkılara teşekkür ediyorum. Bakın, isimleri sayabildiğim kadar sayabileceğim. Naci Yurdakul, efendim Ayhan Sağlam, çok güzel şeyler yolluyorsunuz, gülümsetiyor bize. Şerafettin Ercan, Muammer Köse, Talat Örnek, Yalçın Üstün. Talat Örnek nereden? Amasya'dan yollamış efendim, bir de Amasya fotoğrafı yollamış bize. Teşekkür ediyorum. Yalçın Üstün, Fatma Barış, Kemal Kırık, Bekir Çakmak, Hüseyin Erdem, Hasan Karadağ ve birçok daha izleyicimiz bize mesajlar göndermiş. Artık gerçekten binlerle ifade edilen rakamlara ulaştık. Teşekkür ediyorum bununla ilgili de size. Sürekli her gün sayımız artıyor. Bu da çok güzel bir şey. Ve sizden gelen mesajlar var. Onları da işte Hido Akkaya, Ramazan Bayram, Mustafa Yayiç, Akın Çetin, bir tanesi diyor ki bakalım kim diyor, Mehmet Bingöl. Merhaba diyor, imza topla seni Cumhurbaşkanı yapalım demiş. Dün böyle bir şaka yapmıştık.
Ama o şakamı yanlış anlayan da olmuş. Niye böyle bir şaka yaptın diye. Ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu için hiçbir şey, ters bir şey söylemedim. Söylediğim tek şey şuydu. Sayın Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olarak saygı duyduğum bir siyasetçidir. Tüm siyasetçilere saygı duyuyoruz. Onların her şeyden evvel oturdukları koltuklara saygımız sonsuz. Şahıslarına da saygımız var. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmamasının ya da olmak istememesinin bir meziyet olduğunu söyledim buradan. Yani insan kendini bilir. Hayır, ben Cumhurbaşkanı olamam ya da olmam diyebilir. O onun bileceği iştir. O oradadır. Ama adaysa da adaylığını koyar. Biz de halk olarak gider. İstediğimiz adaylardan birine oyumuzu veririz. Ama sizlerden gelen mesajlar doğrultusunda benim Cumhurbaşkanlığı gibi bir konum öne gelmişti. Şimdi de işte Mehmet Bingöl gene yollamış. Seni yapalım diyor, imza topla diyor. Sağ olun, teşekkür ederim. Benim öyle şeyler haddim değil. Herkes yerini, haddini bilecek. Arada bir hani sizleri de gülümsetmek için, kendimiz de gülümseyelim diye bu şakaları yapıyoruz. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Bunu da buradan açık bir şekilde ifade etmekte fayda var diyelim. Şimdi efendim, Sözcü gazetesiyle başlayalım. Meral Akşener Cumhur İttifakı'na bu sözlerle seslendi diyor. Korkunuzu belli etmek racona uymaz kardeşim demiş. İYİ Parti'nin seçime girip giremeyeceğiyle ilgili senaryolar üretildiğini belirten Akşener, herkes ayağını denk alsın dedi ve şöyle konuştu diyor. Ama bu haber artık biraz eskimiş görünüyor. Çünkü sabah saatlerinde Ankara kulislerindeki bu kritik tartışmaya son verildi. İYİ Parti giriyor seçime. Kim söyledi? Parti sözcüsü Aytun Çıray merak edilen konuya şöyle açıklık getirdi diyor. Yine Sözcü gazetesi sürmanşetten girmiş bu haberi. Yüksek Seçim Kurulu Yargıtay Başsavcılığından seçime katılma yeterliliğine sahip partilerin listesini istedi. Yargıtay'ın YSK'ya verdiği listede İYİ Parti de var diyor ve seçime katılma hakkımız tescillenmiştir diyor. MHP lideri Devlet Bahçeli de İYİ Parti seçime katılmasını isterken AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş ise bir sonraki seçime hazırlanması gerekir diye konuştu deniliyor. Hala mı bir virgül var? Bence yok. Bu kesinleşmiş gibi görünüyor. Bunu da buradan söyleyelim efendim. Evet, AKP ve MHP'nin hazırladığı yasa teklifine göre diyor Sözcü gazetesi, 100 bin imzayla aday olmak 131 bin liraymış. Ya bakın, bir de 131 bin liranız yoksa 100 bin imza toplasanız da Cumhurbaşkanı adayı olamıyorsunuz yani. Meclis dışından 100 bin imzayla Cumhurbaşkanlığı adayı olmak isteyen kişi en yüksek dereceli memur maaşının 10 katını yani 131 bin lirayı maliyeye yatıracak. AKP, CHP, MHP ve HDP adayları para vermeyecekmiş. Onun için CHP'den boyuna her gün aday çıkıyor, para vermedikleri için. Para verselerdi düşünürlerdi bence. Yani ne bileyim, aklıma gelince de söylüyorum bunları, kızmayın bana. Evet, hangi parti ne kadar seçim yardımı alacak diye bir başlık var yine Sözcü'de. Efendim AKP 278 milyon, CHP 142 milyon, MHP 66 milyon, HDP 60 milyon lira efendim seçim yardımı alacakmış. Son seçimde %3 barajını aşıp hazine yardımına hak kazanan partiler için cebimizden toplam 547 milyon lira çıkacakmış. Efendim evet, sizin, bizim, benim, hepimizin cebinden çıkacak bu. Hayırlı uğurlu olsun. İşte niye söylüyoruz her sene seçim, her sene seçim, her sene seçim, niye olmasın kardeşim artık diye. İşte bu yüzden söylüyoruz her şeyden evvel. Evet, Bir Gün gazetesine bakalım. 100 bin imza korkusu diye bir başlık var. AKP'nin ve MHP'nin lehine olmayan hiçbir değişikliğe izin yok demiş Bir Gün. 24 Haziran'da gerçekleştirilecek baskın seçim öncesi Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin seçmenin seçim kurullarına gidip başvurması zorunluluğu seçim kurallarını belirleyen teklifte yer aldı deniliyor sevgili izleyiciler. Hemen bir başka haber daha var. Biliyorsunuz bu seçim tartışmalarıydı, derbi heyecanıydı, yapılan şunlardı bunlardı derken biraz kulak arkası kaldı, biraz kenarda kaldı. Ama çıkan bir yasa var efendim. Neydi bu? Üniversitelerin bölünme
şekli. Üniversiteler bölünerek yeni üniversitelerin açılmasını öngören tasarıya hem eğitimciler hem öğrenciler büyük tepki gösterdi deniliyor. Kime sorarak böyle bir karar aldı hükümet diyorlar ve öğrencilerden taşınma tepkisi gelmiş. Aynı zamanda yine 24 Haziran'da yapılacak bu seçimler üniversite giriş sınavlarını da etkiledi. Onları da birer hafta geriye bıraktı. Onlar geriye gidince tanıtımlar da geriye gitti. Onlar geriye gidince sonuç açıklama da geriye gitti. Ve üniversiteler şu anda şu vaziyette acaba hangi tarihte ne yapacağız diye kara kara düşünüyorlar. İşin içinde olan birisi olarak, onlarla yakın ilişki olan, o konularda programlar yapan birisi olarak bunu da farkındayım. Takip ediyorum, görüyoruz, konuşuyoruz. Hatta ve hatta sadece Türkiye'de değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de yani KKTC'de de üniversite sınavları konusunda problem yaşanıyor. Yine bu seçim tarihinden dolayı geriye atılan üniversite sınavlarıyla ilgili. Geçelim efendim Cumhuriyet'e. Cumhuriyet ne diyor? Enteresan bir manşet atmış Cumhuriyet. FETÖ üyesi olmaktan tutuklanan eski MİT görevlisinin itirafları demiş. Ve manşet ne biliyor musunuz? Yalan makinesini bile kandırdık. Vay 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 vay. Nasıl oluyor bu iş? Ama ben bakın. FETÖ'den tutuklu MİT çalışanı Muhammed Şükrü Ersoy'un itirafları ortaya çıktı. Ersoy, Süleyman Kod adlı abi yalan makinesine girmeden önce cihazın işleyişini nasıl yanıtabileceği hakkında bilgi verdi. O sayede MİT'e girdim diye konuştu. Ersoy, itirafında Dışişleri, Gümrük, Vergi, Hazine, SPK ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın sorularını kendilerine verildiğini de anlattı. Ayrıca MİT'te çalıştığı süre içerisinde kuruma gizli bilgileri FETÖ abisine aktardığını da söyledi deniliyor. Bu din tüccarları, inancı ne olursa olsun hiçbir dine söyleyecek hiçbir lafım yok. Sadece ve sadece saygı duyarım o inançlar karşısında. Ama dini alet eden, dini satan, din üzerinden kendine çıkar sağlayan ya da gelir sağlayan bu tarz terörist veya kişilerin, insan altı varlıkların yalan makinesini bile kandırdıkları yani pes dedirtecek bir şey. Bakın ne diyor? Bedduayı silah yaptılar demiş efendim. Diyanet'in FETÖ'yle mücadele için hazırladığı ve halka dağıtacağı el kitabında örgütün 17 Aralık sonrasında başlayan hükümet karşıtlığında beddua bir silah olarak kullanılmış efendim. Ve kitapta FETÖ'yle mücadele yöntemi olarak ne aldatan ne de aldanan olalım önerisi yer almış. Evet, bedduayı silah yapmışlar. İlginç. İlginç. Beni korkutuyor bu din tüccarları. Gerçekten korkmayan taş olur zaten. Efendim geçelim tekrar manşete. Kılıçdaroğlu ve Akşener takvim dışı buluştu. Sırada heyetler var. Ne dedi az önce haberlerde Sayın Kılıçdaroğlu? Biz dedi pazartesi günü Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temer Kalamanoğlu ile buluşacağız dedi. Ama pazar günü içinde heyetlerimiz İYİ Parti'de görüşecek dedi. Neden? Çünkü Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu daha önce bir gizli bir zirve yaptılar. Bir araya geldiler. Bakın ne diyor? İttifak masada. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in önceki gün görüştükleri ortaya çıktı. Basına duyurulmadan gerçekleşen görüşmede AKP-MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'na karşı muhalefetin oluşturması gereken olası ittifak modelleri müzakere edildiği öğrenildi. Ortak adaylı bir muhalefet birliğinin olup olamayacağını değerlendirildiği görüşmede anketler ve seçim güvenliği konuşuldu. Öte yandan İYİ Parti'de yapılan açıklamada Yargıtay Başsavcılığı'nın YSK'ya verdiği seçime katılacaklar partililer listesinde İYİ Parti'nin de yer aldığı belirtildi deniliyor ve böyle bir zirve yapıldı. Enteresan, önümüzdeki hafta hakikaten enteresan başlıkları tartışacağız, konuşacağız, üzerine gideceğiz. Bakalım neler olacak 24 Haziran'a kadar, bunları da göreceğiz. Ama ben şuradan bir şey söylemek istiyorum. Tamam, birileri Cumhurbaşkanı adayı oluyor, birileri milletvekili adayı olacak. Biz de gideceğiz sandıkta, oyumuzu kullanacağız sonuna kadar. Biz bir vatandaş olarak en kutsal görevlerimizden birini yerine getireceğiz. Ama benim bir isteğim, bir dileğim var. Olanlar, katılanlar lütfen yazsınlar. Bu hafta bunu değerlendirelim. Ben bir manşet, bir başlık atacağım. Bekleyin lütfen. O manşeti, başlığı attıktan sonra sizden onun altına yorum bekliyorum. Parmaklarımıza bu seçimde mürekkep sürülsün mü, sürülmesin mi? Seçim güvenliği için, bu her parti için geçerli.
Neden bir partinin oyu ziyan olsun? Neden bir şey olsun? Niye bir karışıklık olsun? Neden bir kişi gidip iki yerde, üç yerde oy kullansın? Ya da böyle düşünceler içinde neden olalım? Olmamamız için ne yapacağız? Belki de olmuyordur böyle bir şey ama herkesin kafasında bu var. Ha, o zaman ben bir manşet atacağım, başlık atacağım program sonrası. Lütfen önümüzdeki haftaya kadar oraya düşüncenizi yazın. Bize efendim damgalayın parmaklarımızdan. Evet, parmaklarımızdan o şeyde sandıklarda damganın. Ne dedi Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı? Bu seçimler son derece şeffaf dedi. Başbakan ne dedi? Yurt dışına seslendi. Amerika'ya seslendi. Siz orada kendi seçimlerinize bakın. Bizim seçimlerimiz son derece şeffaf dedi. Evet, bizim ben de seçimlerde görevliydim geçen seçimlerde ve bizim seçmen kutularımız, yani o zarfları içine attığımız sandık dediğimiz seçim sandıklarımız şeffaf. İçi görünüyor. Hatta ve hatta biz şeffaf zarf da yapabiliriz. Hiç önemli değil. Ama bize boyasınlar parmaklarımızı. Bunu buradan ben söylüyorum. Bana katılan varsa da yollasınlar efendim. Evet, yasa tasarısı sadece AKP-MHP ittifakı çıkarına göre düzenleniyor diyor Cumhuriyet Gazetesi. Uyum değil korku demiş. Bunu aktarmışlar yine. Ve hemen geçelim korkusuza. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bir haberi var korkusuzda da. Herhalde bu açıklama yapılmadan, İYİ Parti'nin seçime katılacağı açıklaması yapılmadan önce bir meydan okuyuşu var Meral Akşener'in. Öyle bir tavrı var onun, biliyorsunuz zaten. İYİ Parti lideri Meral Akşener bu sözlerle meydan okudu diyor. YSK'nın önüne otururum, jiletle bile beni kazıyamazlar diyor. Bıçkın. Evet, işte Türk kadını böyleydi. Anaerkil bir toplumdu Türkler. Tarihe bakacak olursanız. Enteresan. Enteresan efendim. Evet, hemen bunu da şöyle geçelim. Ha, bu arada yine bana gelen mesajlar var. Hangi partidensiniz? Kime oy vereceksiniz? Valla ben hiçbir partiden değilim. Hiçbir partiden değilim. Ve her seçimde oy verdiğim parti de değişebilir. Farklı partilere de oy verebilirim. Kimsenin yanında da değilim. Çıkartılacak adaya bağlı. O adaya güvenirsem, o çıkan adaya, hangisine güvenirsem ona oy veririm. Onunla birlikte de hareket ederim efendim. Evet, şimdi Posta Gazetesi'nde bir haber var. O da enteresan. Usain Bolt hızı lazım diyor. Kimdir Usain Bolt? Atletizmde gelmiş geçmiş en hızlı sporcu. Jamaikalı atlet Usain Bolt. 31 yaşındaymış. 31 yaşındayken dünya rekoru kırmış. Onun hızı lazım diyorlar seçime yetişmek için. AKP ve MHP 3 Kasım 2019'daki seçimi 24 Haziran 2018'e çekince muhalefetin iki ayağı bir pabuca girdi. CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi bir hafta içinde ittifak için karar vermesi lazım. Zaman darlığı, ilk tur için ortak aday gündemde, muhalefet Usain Bolt kadar hızlı olmamız lazım diyor demiş. Kim diyor? Posta Gazetesi diyor efendim. Onu da şöyle bırakalım ve geçelim Milliyet Gazetesi'ne, Milliyet'e bakalım. Para kaçıranı affetmeyiz manşeti var. Programın başında verdiğimiz haberlerde yine bu söz vardı. Kimden geliyor bu söz? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan İstanbul'daki ekonomik işbirliği toplantısında, Dünya Ekonomik İşbirliği toplantısında, kısa adıyla DEİK'te konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, para kaçıranı affetmeyiz dedi. Son derece de haklıydı. Para kaçıran, hele hele böyle bir zamanda Türkiye ekonomisinin bu kadar kötü olduğu, şartların bu kadar riskli olduğu bir dönemde alıp para, yatırım yapan değil, yurt dışında iş yapan değil, Cumhurbaşkanı da bunun altını çizdi kalın çizgilerle, ama parasını alıp dışarı kaçıran, yurt dışına kaçıran gerçekten vatan hainidir. Daha başka da söylenecek bir söz yoktur demek geliyor insanın içinden. Ama bu arada da aklıma da geliyor, hani bizim anlar bir Man adası mı, bir şeyler vardı, oralara mı gidiyor acaba paralar, nereye gidiyor, neydi o, Dan mıydı ama Man mıydı? Ha, Man adasıymış. Bak bizim arkadaşlar biliyorlar. Bilmiyorum ki. İşte böyle. Evet, Kılıçdaroğlu aday olsun diyor. Bunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'mış efendim. NTV'ye ve Star TV'ye ortak yayın yapmış, konuşmuş. Cumhurbaşkanı aday olarak gönlümde yatan isim Kılıçdaroğlu'dur demiş. Ve kendisi meydana çıksın, faiz konusunda da faizi indirdiğimiz anda başkanlıkta bu da gelecek, enflasyon da düşecektir diye konuşmuş, faizi indirince demiş.
O kadar ekonomiden anlamıyorum ben. Şimdi efendim öyle enteresan haberler var ki döneceğim sizin mesajlarınızla biraz daha bakmak istiyorum. Sizden sürekli çünkü mesaj geliyor. Onları da atlamak istemiyorum. Onları okuyayım size. Açabilirsem tabii bilgisayarımı. Güzel. Bakalım açarız. Allah kısmet ederse açarız. Açtık işte bu kadar. Efendim Hido Akkaya günaydın demiş. Ramazan Bayram selam demiş. Mustafa Vahiç, Akın Çetin teşekkür ederiz. Sağ olun. Bakalım diğer mesajlarımıza şimdi. Evet güzel mesajlarınız da var. Efendim güzel çiçekler yollayan, el sallayanlar bunlar çok. Yalnız çok enteresan ben sizinle ilgili şimdi bu yolladığınız mesajları okuyorum. O kadar uzun yazıyorsunuz ki. Anlaşılan hepiniz çok dolmuşsunuz. Yani insanların içi dolmuş. Artık yazılara dökmek istiyor. Bakın okumaya çalışacağım. Yaşar Kandemir ne demiş? Yeni seçim tarihimiz hayırlı olsun. Merak ettiğim, önemli bulduğum ve de aklımın ermediği bir konu var. Daha geçen yıl yapılan 16 Nisan reformu öncesi evet diyerek beni seçerseniz ekonomi canlanacak, işsizlik azalacak, terör bitecek, insanlar huzura kavuşacak, ülkemiz uçuşa geçecek gibi vaatlerle ama öyle ama böyle cumhurun başı oldular. Ellerine ne ezici bir meclis çoğunluğu, halka umut dağıttılar. Yerine getirebildiler mi sözlerini? Kaybolmuş itibarı kazandırabildiler mi ülkeye? Dövizin artışını durdurmuş, ekonomiyi düzlüğe çıkartmışlar mıdır diyor ve devam ediyor. Devam edeceğiz efendim. Cengiz Bozdağ ne demiş bakalım ona da bakalım. Hemen araya gideceğiz. Arayı biliyorum, bekliyorum. Ne diyor? Biri başbakanı hatırlatsın. Kullandığımız seçsiz sistemi Amerika'ya ait. Dünyanın kabul etmediği bir sistem demiş. Hani başbakan dönüp gitti Amerika Birleşik Devletleri'ne dedi ya bizde seçimler şeffaf siz kendinize bakın. İşte Cengiz Bozdağ bunu hatırlatıyor çok güzel bir hatırlatma. Başbakanı hatırlatsın biri diyor kullandığımız seçsiz sistemi Amerika'ya ait dünyanın Avrupa ülkelerinden hiçbirinin kabul etmediği bir sistem demiş Cengiz Bozdağ. Kısa bir ara efendim devam edeceğiz. Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Ma complainte, c'est la plainte de deux cœurs. Un roman comme tant d'autres qui pourrait être le vôtre, j'en dis si ou bien d'ailleurs. C'est la flamme qui enflamme sans brûler. C'est le rêve que l'on rêve sans dormir. Grand arbre qui se dresse, plein de force et de tendresse, vers le jour qui va venir. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal, qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal, avec l'air où l'on s'enlace, ciel où l'on se dit adieu, avec les soirées d'angoisse. Merveilleux. Mon histoire, c'est l'histoire qu'on connaît. Ceux qui s'aiment, je l'amène, je le sais. Mais naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais. C'est l'histoire d'un amour qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal, avec l'air où l'on s'enlace, c'est où l'on se dit adieu, avec les soirées d'angoisse et les matins merveilleux. Mon histoire, c'est l'histoire qu'on connaît. Je l'amène, je le sais. Mais naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais. C'est l'histoire d'un amour.
ve Akdeniz'in birleştiği noktada yenilikçi ve konforlu tasarımıyla Green Nature Diamond Otelleri ziyaretçilerini bekliyor. Şehir merkezine yürüme mesafesinde olan Green Nature Diamond Otelleri sizi eğlence, aktivite ve buluşma alanlarıyla büyüsü altına alacak. Toplantı salonları, pastaneleri, barları, kafeleri, zengin ana restoranı, özenle tasarlanan büfeleri, animasyon aktiviteleri, alışveriş merkezi, çocuk kulübü, su sporları ve daha pek çok etkinlikle Green Nature Diamond Otelleri bir otelden daha fazlası. Her bütçeye uygun tatil imkanı. Eğer siz de Green Nature Diamond Otellerinde bu güzelliklerden yararlanmak istiyorsanız elinizi çabuk tutun. Bizde şiddet yok, bizde horon var. Bizim özümüzde, kökümüzde, yörüklükte kadına şiddet yoktur. Kadın topraktır, anadır. İnsan gönlünü açtığı bir kişiye şiddet uygulayamaz ki. Kadına yönelik her türlü şiddetin karşısındayız. Bizi biz yapan ortak değerlerimizde kadına şiddete yer yok. Kadına şiddet insanlığa ihanettir. Evet efendim, Yaşamın İçinden son bölümüyle devam ediyor. Sizden gelen mesajlara bakıyoruz. Sizlerden gelen hakikaten çok güzel çiçekler yolluyorsunuz. İltifatlarınız var. Onlarca mesaj geliyor sürekli ve her zaman da aramıza katılan son derece saygılı, binlerle söylenen sayılara ulaştık ve her şeyden en güzeli de son derece saygılı, son derece keyifli bir beraberlik yaşıyoruz internet üzerinde, sosyal medya üzerinde. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Ne yapacağız efendim önümüzdeki haftaya kadar? Ne diyeceğiz? Ben bir başlık açacağım ve onun üzerine hepimiz bunun üzerine konuşalım. Elimize bizim mürekkep sürsünler mi? Biz razıyız. Sürsünler, tırnağımız, elimiz lekeli olsun, hiç önemli değil. Ama içimiz rahat etsin. Adalet ve Kalkınma Partisi de rahat etsin. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da rahat etsin. Başbakan Binali Yıldırım da rahat etsin. Muhalefet de rahat etsin. Kimsenin kafasında efendim şu sistemde bu oluyor, bu sistemde bu oluyor sorusu kalmasın. En azından bakın şeffaf bir seçim, şeffaf kutular, şeffaf sandıklar, şeffaf belki zarflar bile şeffaf olur. Ama bu olay yapılsın. Ki kimsenin aklında soru işareti olmasın, seçimlere herhangi bir şaibe karışmasın. Bunlar halkı geren, halkı üzen, aynı zamanda seçileni de seçilmeyeni de üzen. Çünkü seçilen de şaibe içinde rahatsız oluyor, seçilemeyen de rahatsız oluyor zaten. Ve böyle. Şimdi efendim bir köşe yazısına gidelim. Tokmak adlı köşe yazısı Sözcü Gazetesi'nden Rahmi Turan'ın. Zihinler bulanık diyor Sayın Turan. Daha önce de yazdım, yine tekrarlıyorum. Ben Yüksek Seçim Kurulu'na güvenimi kaybetmiş bir vatandaşım. YSK Başkanı'nın soyadı Güven ama konuşması, sorulara cevap verirken yüzünde beliren ifade bende güvensizlik duygusu yarattı. Dün Yurt Partisi Genel Başkanı Saadettin Tantan'ın Sadi Güven hakkındaki sözlerini duyunca bu konuda yalnız olmadığımı anladım. 24 Haziran'da yapılacak baskın seçimle ilgili YSK Başkanı Sadi Güven'in sözlerine dikkat çeken Tantan, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın konuşmasına bakarsanız sözleri ve tavırları önceden planlanmış ve hazırlanmış bir seçime gittiğimiz anlamına geliyor dedi. Tantan'a göre Türkiye artık Tayyip Erdoğan'ın söylem ve eylemlerini gerçeklerden koptuğu bir dönemi yaşıyor. Bir daha okuyacağım. Tantan'a göre Türkiye artık Tayyip Erdoğan'ın söylem ve eylemlerinin gerçeklerden koptuğu bir dönem yaşıyor. Ülkede zihinler bulanık,
vatandaş için kendi geleceğini tayin edemediği korku ve panik dolu bir ortam yaratıldı. Türkiye böyle bir ortamda projeli bir seçime girecek. AKP 16 Nisan referandumunda Türk ve dünya kamuoyuna Yüksek Seçim Kurulu aracılığıyla kabul ettirmişti. Bu kez muhalefetin çok daha dikkatli olması gerekiyor. Aynı oyuna ikinci defa gelmemeli diyor. Şimdi böyle iddialar var. Yine söylediğimiz gibi o parmağımıza o mühürü, o mürekkep miydi? Mürekkep gibi ama çıkmayan bir şeydi. Onu değdirdikleri anda yapacak bir şey yok. Şimdi efendim size bir haber okuyacağım. Ama enteresan bir haber. Nedir bu dedirten bir haber? Yani biz siyasilerimize güveniyoruz, başımızdaki insanlara güveniyoruz. Ama niye böyle bir şey yapılır? Bunu anlayamıyorum ben. Bakın, şimdi Trakya Ertuğrul Köyü Cumhuriyet Kadınları Korosu. Ertuğrul Köyü'nde, Trakya'da Cumhuriyet Kadınları Korosu adlı bir koro kurmuş kadınlar. Ve bu koroyla da gelmişler efendim Balkan Festivali'ne, Rumeli Festivali'ne. İşte Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ valilikleriyle Trakyalılar Vakfı tarafından düzenlenen Trakya Tanıtım Günleri programında Cumhuriyet Kadınları Korosu'na yapılanlar damga vurdu deniliyor. Bölgenin tarihi, turizmi, sosyal ve kültürel faaliyetlerini tanıtmak için Ankara'da Trakya Günleri etkinlikleri düzenlendi. Yaşları 40 ile 85 arasında değişen, bakın 40 yaşından küçük yokmuş. Çok enteresan. Değişen kadınların oluşturduğu Cumhuriyet Kadınları Korosu'nda bu etkinlikte bir konser verdi. Kırklareli Ertuğrul Köyü'nden Ankara'ya giden koronun konserini dinlemeye gelenler vardı ama bu koro Ankara'ya giderken orada otelde yerleri ayrıldı. İşte arabalar geldi, arabalarla gittiler. Muhteşem bir organizasyon. Kadınlar da çok mutlu bu koro olarak şarkı söyleyecekler. Bu Ankara'ya giden koronun konserini dinlemeye Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Eski Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da gitti. Şiirlerinde koroda şarkı söylerken şiir de okuyorlarmış. Biz Atatürk kadınlarıyız, Cumhuriyet'in öğretmenleriyiz diyen koro, yaşa Mustafa Kemal Paşa, çok yaşa türküsünü de söyledi. Ancak kadın korosunun programı birdenbire bitirildi. Otellerine giden kadınlar rezervasyonlarının da iptal edildiğini öğrenince köylerine dönmek zorunda kaldılar aynı gün. Ve koro şefi Şükran Akdeniz olayla ilgili konuşmak istemedi. Programı izleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak ise yaşananları şöyle aktardı. Kadınlar Atatürk'le ilgili konuşmalar yapıyordu. Alkış ve büyük tezahürat aldılar. Benim sol tarafımda bakanlar ve milletvekilleri oturuyordu. Herkes alkışlarken onlar alkışlamadılar. İYİ Parti Genel Başkanı Yardımcısı Lütfi Türkan da tek suçları konserde bizler Atatürk'ün kadınlarıyız demeliydi açıklamasını yaptı. Duruma tepki gösterdi. Trakyalılar Vakfı yetkilileri ise kadınların konserinin kesilmediğini, zaten kısa olduğunu savundu. Tamam, onu savunuyorsunuz da neden otel rezervasyonları iptal edildi ve aynı gün o kadar kilometre yolu geri dönmek zorunda kaldı bu kadınlar? Biz Atatürk kadınlarıyız. Biz Atatürk'ün yetiştirdiği kızlarız. Ve her zaman birbirimize kol kanat gereceğiz. Her zaman birbirimizle dayanışma içinde olacağız. Ve Türkiye'de bir tek kadın şiddet gören, tecavüze uğrayan bir tek kadın kalmayana kadar, cinsel istismara uğrayan, şiddet gören bir tek çocuk kalmayana kadar biz bu mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Çünkü biz kadınız. Ve benim yazdığım kitapta Çünkü Kadın çok güzel gidiyor satışları. Hepinize teşekkür ediyorum. Orada da bir kadının başına neler gelebileceğini görebilirsiniz. Şimdi sizi birazcık gülümsetmek istiyorum efendim. Aslında şimdi 24 biliyorsunuz Haziran'da seçimlerimiz var ya. Şimdi bu seçimlerle ilgili size bir şeyler söyleyeceğim. Seçimin kaderi yıldızlara bağlıymış efendim. Eğer inanıyorsanız burçlara, yıldızlara, seçimin kaderi yıldızlara bağlıymış. Peki neymiş, nasıl oluyormuş? Bakın 24 Haziran 2018 Türkiye'nin kaderini belirleyecek çok önemli bir tarih. Evet, mesele artık kim tarafından yönetildiğimiz değil, rejimin nasıl olacağına karar vereceğimiz tarihi bir günün arifesindeyiz deniliyor. Programda, yani bu yazının şeyinde. Bakın yıldızlar ne söylüyormuş partilerle ilgili. Yani bunu sadece inandığım için değil, inanan varsa diye aktarmak istiyorum.
Efendim, okuyacağınız yazı Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nın kim olacağına dair bir yazı değil, diyor. Zira bununla ilgili sağlıklı bir yazı olması için Cumhurbaşkanlığına aday kişilerinin doğum bilgilerinin elimizde olması gerekiyordu. Şu an için resmi olarak açıklanan tek aday Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Bu yazıyı yazdığım sıralarda CHP'den henüz açıklanan aday yoktu. İyi Parti'den Meral Akşener'in 100 bin imza toplaması gerekiyordu. MHP kanadından AKP'ye ortak olduğundan dolayı kendi içlerinden çıkaracakları bir aday yok. Bu yüzden de isimler açıklandıkça biz diyor bu açıklamaları yenileyeceğiz. Bu yüzden okuyacağınız yazıyı seçim sonrasında Türkiye'nin analizi gibi düşünmenizde fayda var demiş. Yıldızlara bakıp bakalım ne yapmışlar. Efendim Uranüs iklimlerin liderlerini değiştiriyormuş efendim. İklimleri ve liderleri değiştiriyormuş. 15 Mayıs aslında tarihi bir gün. Zira jenerasyon gezegenlerinden Uranüs burç değiştiriyor ve boğa burcuna geçiş yapıyor. Uranüs temel olarak astrolojide hava ve demir yolu taşımacılığı, teknolojik icatlar, uzay ve astroloji ile ilgili konular, emek örgütleri, grev, isyan, ayaklanma, devrim, izinsiz protesto gösterileri, savaşlar, kasırga, uçaklar, havayolu şirketleri, güçlü rüzgarlar, depremler, özgürlük hareketleri, özgürlük, marjinallik ve bilinçle uyanışı sembolize eder. Uranüs 2010 senesinden beri Koç burcunda seyahat ediyordu ve bu sene Mayıs ayında burç değiştirecek ve 2010 senesinde Koç burcuna geçişiyle Arap Baharı başladı. Tunus'ta başlayan ve Mısır'da devam eden, Libya'ya sıçrayan, sonrası Bahreyn, Yemen ve şu an bile gündemini koruyan Suriye'de devam eden protestolar bu liderlerin değişikliği Orta Doğu'nun kaderini yeniden yazılmaya başlandı deniliyor. Eyvah, Uranüs bir daha değişiyormuş. Vah 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 vah, ne yapacağız acaba? Ayın etkisi de varmış. Bakın ne diyor? Meclis baştan aşağı değişecek diyor efendim. Vay vay vay. Yine 15 Mayıs. Valla milletvekillerine kötü haber bu. Yıldızlara bakacaklar. Yine 15 Mayıs itibariyle Türkiye haritasında 11. ev dediğimiz bir alana geçiş yapacak Uranüs. 11. ev ise meclis, yasayı oluşturan kişiler, ülkenin dost ilişkileri içinde olduğu diğer ülkeler ve üye olduğu gruplar, dernekler ve birliklere işaret ediyor. Uranüs 11. eve geçmesi 15 Mayıs'tan sonra yasaların artık değişmeye başlayacağına işaret ediyor. Bu da meclisi baştan aşağı değişeceğini gösteriyor. Vallahi ben söylemiyorum. Yıldızlar söylüyor. Avrupa Birliği hayal olacakmış efendim. Buyurun, gene yıldızlar bir şey daha söylüyor. Seçim sonrası kurulacak hükümet çok uzun ömürlü olamayabilir. Önümüzdeki sene Şubat-Mart gibi millette yeniden bazı değişimler olabilir. Ay, bir seçim daha mı geliyor? Eyvah eyvah. Bu durum uluslararası alanda dahil olduğumuz birlikler üzerinde de etkisi olacak. İlk akla gelen Avrupa Birliği tabii ki. Fakat bu dönemde Avrupa Birliği ne alternatif başka birlikler oluşacak? Türkiye bu oluşumlarda önemli bir rol oynamayacak diyor. Yani Avrupa Birliği hayal oldu diyor. Kim? Yıldızlar söylüyormuş. Ekonomik sıkıntı, eyvah. İşte bu habere üzülüyorum. Ekonomik sıkıntı kapıda. Seçim sonrası Temmuz ayı itibariyle Mars'ın Kova burcuna ve geri harekette oluştuğu inişli çıkışlı bir kur piyasasına işaret ediyor. Genel olarak ekonomik göstergeler iç açıcı değil. Temmuz ayı itibariyle dolar ve euronun yeniden yükselmeye başladığı gündeme gelecek, gözlenecek ve Ağustos ayında da bir ay tutulması meydana gelecek ve bu tutulma 1999 senesinin Ağustos ayındaki tutulmaya benzer bir görünüme sahip. Umarım hepimizi üzecek vahim bir doğa olayını yanında getirmez diyor. Oo, vallahi bu yani şey gibi konuşuyor, kara haber verir gibi konuşuyor. Bakalım partiler için neler söylemiş yıldızlar, onlara da bakalım. AKP'nin şansı güneş diyor efendim. Yıldızlar ne diyor? Erken seçim parti bazında değerlendirildiğinde Aslan burcunda olan AKP haritasında 4 gösterge Yengeç burcunda yer alıyor. Kısıtlayıcı Satürn'ün bir göstergeleri karşısına geçiyor. Her ne kadar partinin kendi içinde bir düzenlemeye ihtiyaç duyacağını gösterse de özellikle seçim günü Güneş'in AKP haritasının Kuzey Ay düğümünde tam üzerinde olması ve AKP burcunda seyahat eden Jüpiter'den desteklemesi iyi bir oy toplama avantajını sağlıyor partiye. Fakat yaz ayları çok zor geçebilir. Sürpriz istifalar gündeme gelebilir. Özellikle kadın kesiminden oy kaybedebilir. Adalet ve Kalkınma Partisi diyor. Kim? Yıldızlar.
CHP için ne diyormuş? CHP'ye baktığınızda Başak Burcu olan partinin bu seçimlerde millete daha çok yaklaşması, vatan millet duygularını hedef alan bir seçim kampanyası yürütmesi parti için daha avantajlı olacak. Özellikle genç kesimlerden, gençlerden daha çok oy alacak. Güney Ay düğümü kovada olan partinin büyümesi, genişlemesi için risk almaya, iddialı olmaya, halktan uzak durmamaya ihtiyacı var deniliyor. Ve sırayla merak edenler okusunlar efendim. Seçimin kaderi yıldızlarda denmiş ve diyor ki Cumhurbaşkanlığı için resmi adaylar açıklandıktan sonra adaylar üzerinde de bir değerlendirme yazısı yapacağım. Her aday için sonuç her ne olursa olsun Türk milletinin birlik ve beraberliğini kuvvetlendiren, ekonomik olarak güçlendiren bir sonuç çıkması dileğiyle demiş. Ve Yengeç Burcu Akşener'i işaret ediyor demiş. Bu merakla merak edenler Sözcü Gazetesi'nin hafta sonu ilavesinden benim dikkatimi çekti. Sizlerle de paylaşmak istedim bu konuyu efendim. Evet, şöyle bir mesajlarımız var. Tekrar onlara bakalım. Mesajlarımızı okuyalım. Ne diyor bakalım? Sadık Tescan, teşekkür ediyoruz efendim. Orhan Yüceer, teşekkür ediyoruz. Kenan Tiryaki, çok teşekkürler. İmdat Yaktı, Halis Gündüzalp, Hayri Dinçel, ben Almanya'dan yazıyorum demiş. Günaydın, sizi Cem TV'de gördüm demiş, çok beğendim demiş, sağ olun demiş. Almanya'dan yazıyorum, 7. ayda İstanbul'dayım demiş. Oo, bizimle kahvaltı yapmak istiyormuş. Buyurun gelin Cem TV'ye, hep birlikte yaparız. Bizim azıcık aşımız, ağrısız başımız var. Bir lokma ekmeğimiz, peynirimiz var. Onu da bölüşürüz herkesle. İsteyen gelsin efendim, hiç problem değil. İsmail Özgülen, Nilgün Hanım uzun bir aradan sonra sizi izliyorum demiş. Hoş geldiniz İsmail Bey aramıza. Papatyalarınız harika. Teşekkür ediyorum. Hasan Karadağ, teşekkür ediyorum. Mehmet Eroğlu, çok teşekkür ediyorum efendim size de. Bakalım daha başka mesajlarımız da var. Onlara da bakacağız şimdi. Gelen Gülü Kızıl diye bir günaydın Nilgün Hanım demiş. Gülü Kızıl efendim, açabilirsem eğer. Hemen söyleyeceğim. Bence %100 parmak mürekkep yapılsın. Parmaklara mürekkep yapılsın demiş. %100 demiş. Bence de öyle. Ben bir başlık açacağım Facebook'ta. Oradan paylaşalım birbirimize de bunu yapalım. Yani bizim başımızdaki bu seçimlerle bu kadar uğraşan, bu kadar emek sarf eden Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, Sayın Milletvekilleri, Sayın Ana Muhalefet Partisi Başkanı, diğer muhalefet partileri başkanları ve onlarla birlikte bize hizmet etmek için çırpınan Ankara'dakilerin üzerinde bu seçimde bir şaibe bırakmamak için bunu yapmamız gerekiyorsa bunu da yapalım. Biz razıyız. Bunu söylememiz lazım. Bunu iletmemiz lazım ki onları da rahatlatmış olalım. Kazanacak olanları da, kazananları da rahatlatmış olacağız. Şaibeyi üzerinden kaldırmış olacağız efendim. Şimdi bir konudan daha bahsetmek istiyorum. Efendim biliyorsunuz bugün 22 Nisan 2018 Pazar günü, yarın 23 Nisan 2018. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulduğu 23 Nisan 1920'den bugüne 98 yıl geçti üzerinden. Evet, bu 98 yıl içerisinde biz meclisimiz karşısında her zaman saygıyla eğildik. Meclisten çıkan kanunlara, meclisten çıkan sözlere, meclisten çıkan bir takım yaptırımlara sevsek de sevmesek de o meclisteki bugün 550 adet olan, o gün başladığındaki adetten farklı olabilir, koltuğa sonsuz saygımız var. Yine de bu şekilde devam edecek ve meclisin gücü eksilmeyecek Türkiye'de diye düşünüyoruz. Sonuna kadar da bu böyle sürecek. Hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Ve bu arada şunu da söylemek istiyorum sizlere. Efendim, Çocuk Bayramı dedik. Dünyada hiçbir ülkede yok Çocuk Bayramı. Bir tek bizde var. Ve dünyaya örnek oluyor. Dünya çocukları Türkiye'ye geliyor. Enteresan çalışmalar yaşanıyor. Enteresan koşuşturmalar var. Onlar çok büyük keyifle uğraşıyorlar. Mutluluk ve çocuklar karnaval halindeler. Bakın, Cumhuriyet'te bir haber var. Mutluluk ve çocuk karnavalı demiş. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye'nin her yerinde kutlanmaya başlandı bugünden itibaren.
Belediyeler çocuklara mutlu ve güzel bir hafta yaşatmak için hem kapalı alan etkinliklerinde hem de sokaklarda tüm imkanlarını seferber ediyorlar. İzmir'de 26. Uluslararası 23 Nisan Karşıyaka Çocuk Şenliği'nde dünyanın dört bir yanından gelen çocuklar danslarıyla kenti karnaval alanına dönüştürdüler deniliyor. Ve dünyanın her bir tarafından bu çocuklar geliyor ve Ulu Önder Atatürk'ün bizim için vermiş olduğu, yapmış olduğu, çocuklarımız için yapmış olduğu ki hepimizin 23 Nisan'la ilgili çok anımız vardır. Benim çok var şahsen. Her bayramda o çiçek gibi kıyafetlerle biz o 23 Nisan'ın coşkusunu, keyfini, sevincini yaşadık ve bir çocuk için bunun ne demek olduğunu kendi çocukluğumdan çok iyi hatırlıyorum. O yüzden çok güzel bir bayram. Hepiniz için kutlu olsun. Arkadaşlar bitirebilir miyiz programı, tamam mı? Tamam. Süremizin sonuna geldik efendim. Sizden ne istiyorum? Çocuklarınızın fotoğraflarını istiyorum. Çocuklarınızın videolarını istiyorum. Belki hemen haftaya değil ama zaman içerisinde 23 Nisan'daki çocuklarımızın bu coşkularını, bu güzelliklerini lütfen benimle paylaşın. Biz de burada ekrandan herkese duyuralım. İsimleri eşliğinde gönderin efendim. Bunları buradan paylaşacağıma dair, göstereceğime dair sizlere söz veriyorum. Biz de o çocuklar için böyle bir güzellik yapmış olalım, küçük de olsa. Efendim, bugün de programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta güzel, keyifli haberlerle buluşmak umuduyla diyorum. Hepinize güzel bir öğleden sonra diliyorum ve İzmir Marşı ile kapatalım. 23 Nisan 98. Yıl dönümünde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Öksüz yavruları bağrıma bastım. Öksüz.